Geç tanıdılar seni. Geç tanıdılar. Niye öyle oldu? Yaşlanmış mıyım? Bak sana ne getirdim ha? Bana. Ne getirdin? Burada açma, evde aç. Ne bu abi? Bir organ. Geçen düşenlerden... Burada açma oğlum! Ne yapacak? Çıkıp koşacak mı? Ne koşa belbe olmaz. O sende kalsın, evde açarsın. Tamam. Çok korkuyorum. Korkma, korkma. Dün nerede oğlum bu? Leman! Kızım ben o mememi mutfak masasında mı bıraktım kız? Ay ya, çok kırışmıştı, ütüledim ben. Hah, helal olsun. Bütün hazırlıklar tamam mı? Her şeyler tamam. Helvanızı yaptım, kefeninizi ütüledim. Oh Allah'ım, şükür olsun kız. Biz gibi. Ay çok sevinçliyim valla. Allah bir avazda ölmeyi nasip etsin. Bakalım inşallah. Hadi gidiyorum. Ya ben bu kadar yaşlıyla çalıştım. İlk defa ölmeden cenaze yapan birini görüyorum ben. Kız tabii ki yapacağım. Bütün arkadaşlarım düşman çatlatır gibi benden önce gittiler. Benim neyim yoksa? Hangi arkadaşlar çatlatır gibi gitti sizi? Ay bu Kleopatra'yı biliyor musun? Kleopatra'yı biliyor musun? O beni çatlatmak için sırf kendini mumyalattı, biliyor musun? Nefret ediyorum ondan. Sen kimsin kız? Ha şimdi geldiler, dur. Ay ben bu zamanı ne zamandan beri bekliyorum, biliyor musun kızım? Bilmiyorum, ne zamandır? Urartular zamanından beri. Ulan dedim herhalde o zaman giderim, üzerimde kaç medeniyet geçti, hala buradayım ben ya. Neyse şimdi lafa tutma beni, torunlarım gelecek. Aa, torunlar var sizin. Ay çocuklar evinle şaşırsın. Öyle. Gelirler, şenlendirirler ortalığı. Evet, evet hadi. İnşallah. Baba abi! Baba abi! Cumhuriyet'in ilk torunları bunlar. Evet canım, aynen öyle. Bak bu yine uyudu orada. Babaanne, şeker var mı babaanne? Şeker sende var ulan. Vallahi benden önce ölürsen paralarım seni ha. Uyudu ulan bu yine. Oğlum. Ay Allah'ım ya. Bak Leman seni tanıştırayım, gel. Bırak ölsün orada şerefsiz. Yerinde gözü var zaten. Ne yapalım Leman? Sen onu tut oğlum orada. Gel bak Leman'cığım, seni tanıştırayım. Bu benim torunumun torununun torununun torunumun torunumun... Besim kesildi vallahi. Ay. Aman işte bir kan bağı var. Torununun torununu gören cennete gidermiş. Bakalım gömen nereye gidiyor? Ben geldim. Buradayım ulan. He. İki saat oldu geleli. Otur şuraya. Ay bu torunumu hiç sevmezdim zaten be. Şimdi Kudret'in böyle bir uyku sorunu mu var? Kudret. Tamam uyuduğun zaman bak. He babaanne. Ben değilim o babaanne. Bak Kudret uyuduğun zaman nerede uyuyorsan, ne şartta uyuyorsan uyanana kadar... Gerçekten bir uyuma pozisyonu alman lazım. Mesela böyle uyuma olmaz. Orada uyuyorsan alnının yere değmesi lazım. Anladın mı? Duydun mu ha? O uyuyakaldıysan öyle uyuyacaksın. Ne zaman uyursan bunu göreceğiz senden, tamam mı? Babaanne ben geldim de. Babaanne! Geç lan gel. Ben geldim. Geleli iki saat oldu ulan, otursana şuraya artık hadi. Ay nefret ediyorum bundan ya. Ben hazırlıkları yapayım Nalan. Canım sen git hadi hazırlıkları bitir de gel. Tamam. Hadi güzelim benim. Öpeyim. Gel şuradan öp, gel. Aman. Babaanne sen bizi neden çağırdın? Sen sus lan. Ben sorarım babaanne. Sen bizi niye çağırdın? Ay sizi çok güzel bir şey için çağırdım. Doktorlar 3 ay ömrün kaldı dedilerdi. 2 ay 29 gün önce. Bugün gidiyorum. Ha.
babaanne. Ya bunun neresi ya haber? Lan büyükler söz vermeden konuşma. Sen git oyuncaklarınla oyna. Ya baba ben 60 yaşındayım. Yeter artık ya. Sus lan. İlgi çekme üstüne. Bu A kuşağı da böyle saygısız ya. Babaanne. Allah aşkına. Bunun neyisi iyi haber? Ya oğlum sonunda ölüyorum işte be. Yaşasın be. Ot. Bu çok kötü ya. Ben katılmıyorum. Yok, çok üzücü. Olur mu ya böyle aktivite? Olmaz olsun. Ya ama helva da var ulan. E tabii ölenle de ölünmez. Değil mi? Ev elması da her yerde bulunmaz. Ay inşallah fıstıklıdır. Öyle öyle. Çetin sen konuşma lan. Baba ben ne dedim Allah aşkına ya? Sus lan, saygısızlık yapma bana. Terbiyesiz. Ya babaanne, ölüm kötü hadise ya. Biraz daha yaşasaydın. Ben şöyle kenara çekeyim ben. Daha ne kadar yaşayacağım? Çok sıkıldım ulan. Hadi avcı toplayıcıyken eğleniyorduk. Hoplayıp zıplıyorduk. Bir hareket oluyordu. Ama şimdi yerleşik zamanı geçince, tarım da icat edilince benim canım çok sıkıldı. Oha! Sen tarıma geçildiğinde sağ mıydın babaanne? Oha deme lan babaannene. Oha babaanne. Sen tarımdan önce var mıydın? Vardım tabii. Çok da güzel bir genç kızdım o zaman. Aa, içime kaçtım yine. O zamanlar şimdi anı... O zamanlar... Bak anılar taze taze gözünde canlanıyor. Nehir kenarında toplanmışız o zaman. Bir tarafta erkekler var. Mamut avlamışlar. Mamutun şeyiyle. Biz de kız Nana nehirin öbür tarafındayız. Ondan sonra yaklaştım ben bir tanesine. Bizi de kesiyorlar. Dedim ateş var mı? Dedi yok ama buluruz dedi. Ateşi buldu. O gün buldu. Tabii. Vay be! Babaannem için ateşi bu. İttir lan onu. Düşsün o aşağıya. Aa, tabii. O zamanlar İskender de çok koştu benim peşimde. Kim? Büyük İskender mi? Ama söylenti o. Bir o kadar büyük değil. Babaanne be. Zıkkımın dibi. Sevgili babaanneciğim. Ne? Şimdi madem son günlerini yaşıyorsun inşallah. İnşallah. Uyumadan cümleyi bitireceğim. Sana diyeceğim o ki bende hiç gençlik resmin yok. Bir tane ver de çocuklarıma götüreyim. Yaşıyor musun? Dur tamam götüreyim. Getireyim. Yürümeyi unuttum ulan. Ha dur şimdi hatırladım. Dur bak. Bak. Hı? Gençlik fotoğrafı. Vallahi tıpkı da benziyor. Bakayım. E vallahi o. Leonardo çizmişti o zamanlar. Aslında çizerken gülüyordum ama arada kalmış. Ya babaanne çocuk var. Ya tamam babaanne hadi öleceksen öl de helva yiyelim ya. Öyle demeyin. Babaannem ölmesin. Babaannem bana mesalsın. Beni parka çıkarsın. Babaannem elinden tutup beni pazara götür. Oğlum yanlış yere düşüyorsun. Vallahi ben seni anca mezara götürürüm artık. Çocukken altını ben temizliyordum bunu. Şimdi yine ben temizliyorum. Ama değişen de bir şeyler var. Ben bu adamın altını temizlemek zorunda değilim artık yani. Bitsin bu döngü ya. Leman, hadi gel kızcısı. Dur, dur, dur. Şimdi şöyle. Çok güzel o uyuma rahatsızlığı ama uyu her seferinde. Onlar seni düzeltirler. Sen canını sıkma. Mesut tarafına döndüğümüzde de oğluna kızıyor ama o kızma da ve bunun bu agresif tavrı da tuvaletini tetikliyor onun. Devamlı küçük tuvaleti var ve o onu rahatsız ediyor gibi oynamasını rica edeceğiz. Ya yani o yüzden de siniri var. Sinir tuvaleti, tuvalet siniri tetikliyor. Senin oyunculuğuna bunu ekliyoruz şu an. Çok anlamadım ama yani. Çişin var ya. Heh, aa, çişim geldi. Senin uykun var. Ya. Senin uykun var. Diğerlere o kafana ağır bassın hep koy, biz düzeltiriz seni. Sıra geldi miras bölüştürmeye. Kudret. Gel.
Gel bak, miras deyince uyandın Allah'ın belası. Al bakalım, sana sikke. Ha? Bu sikkeleri sana bırakıyorum. Bakayım. Aç bak, bak, bak. Aman! Bunlar ne babaanne ya? Lidya sikkesi oğlum. Ya yatırım olsun diye yastığımın altında sakladım ben onları, eskiden yastıklar. Bir şeyiniz mi var oğlum? Baba ne yapıyorsun ya? Tamam, azıcık sabret bak şimdi. Hay Allah ya. Birazdan gidiyorsunuz. Onları güle güle harca, tamam mı? Bahadırcığım, bunu da ben sana. Hadi, bu da senin oğlum. Bu ne ya babaanne? Kardeş antlaşmasının orijinal mi? Güzel günlerde oku bir tane. Ay babaanne, çok sağ olasın. Hep bir anlaşmam olsun isterdim. Tamam. Ben artık bunu Tinder'daki profilime koyarım, sağ attırtırım. Tamam, hadi. Bana niye sikke de ona anlaşma, bana ne? Oğlum bana verdi, ne demek bana? Ben de istiyorum. Hayır, benim o ya. Seni vereceksin. Benim anlaşmamı da. Ne yaptın lan? Ya kardeş kardeş bölüştünüz işte. Gülmeyi unutmuşum. Çetinciğim, kesem nerede ya? Para kesem mi? Yok, idrar kesemi düşündüm. Oğlum, sana da benim eşimin ilk taktığı tek taşı veriyorum. Oo, fırlar da gel. Ağırdır biraz şey. Bu ne lan? Bu normal taş mı? Normal taş değil, cilalı taş. Aa, tabii zamanında karılar bunun için birbirlerini yerlerdi. Gerçekten pişirip yerlerdi. Bayağı, ben de Aysel'i yediydim. Vallahi bak, o zaman çok değerliydi. Yamyamlık da öyle şeydi, serbestti. Eski eşim Neandertal Rüark hediye etmişti onu bana. Ah, ihbar eder herhalde. Naime teyze, durun! Ne oldu ulan? Ay çok koştum. Ay çok fena. Ne oldu? Durun, durun, tamam. Durduk ulan. Ay. Ya rolünü 3 sayfa yaptı adam ya. Dur, sana bir haberim var. Ya tıbben öldüm de acaba kalbim durdu da tıbben ölü mü sayılıyorum? Bak raporlar karışmış. Tıbben tıp gibi sayılıyorsun. Lan oğlum. Ya ben bir şey olabilir mi ya? Ya şu idrar kesemi bulun, böyle işin içine edeceğim çünkü. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.